komiserim. Merhaba. Selam Derya'cığım. Al. Bakın amirim. Yine ya Derya'cığım, neden şöyle kalabalık bir düğün yerine, hani şöyle Kalamış Evlendirme Dairesi'nde şöyle daha sakin, daha ekonomik bir düğün yapmıyoruz diye bunu söylemeye geldiyseniz boşuna yorulmayın. Gördüğünüz gibi işin başımdan aşkın, hatta tavandan bile daha aşkın. Ya tabii tabii. Kolay gelsin o zaman. Çalış çalış. Mesela en azından düğün salonunu ufak tutsak, orkestra yerine de bir kaset çalsak mesela ya. Peki nikah ya da düğün olmayacak desem nasıl olur acaba? Nasıl ya? Hem bakın biriktirdiğiniz bütün paralar cebinizde kalmış olur böylece. Yacım ne diyorsun sen ya? Ya da tam benim istediğim gibi şöyle pahalı harika bir düğün yaparız. Ben de onu istiyorum işte, tamam. Ben de tam istediğim gibi bir gelin olurum. Şöyle bembeyaz, harika bir gelinlik içinde. Olursun. Tabii ki giyersin Derya'cığım ya. Yani. Hay Allah. Ama sen ne yazık ki bu düğünü göremeyeceksin. Nasıl yani? Çünkü evleneceğim adam eski nişanımı düğünde görmek istemez de ondan. Ne eski nişanlısı ya? Ne saçmalıyorsun sen Derya'cığım? Saçmalarım Cem'ciğim. Hani istediğim sadece güzel bir gelin olabilmek. Derya'cığım, sana söz veriyorum aşkım. O gün dünyanın en güzel gelini olacaksın. Ve o günden sonra seni o kadar mutlu edeceğim, o kadar mutlu edeceğim ki her günümüz bir düğün gibi olacak. Ve sen her gün bir gelin kadar güzel olacaksın. Biliyorum. Bu nedenle Derya'cığım, bizim bu ipuçlarını bir an önce bir araya getirip dosyayı şefe sunmamız lazım. Baş üstüne komiserim. Affedersiniz amirim. İşiniz bittiyse başkomiserim Kaya Çimento'nun nakliyat dosyalarını görmek istiyor der. Aa tabii. Buradaydı. Bir saniye ben elim alayım dosyanın içinden. Doğru ya, şimdi şef dosyayı açıyor böyle. Cem'in elini görünce ya Allah Allah, bu Cem'in eli dosyanın içinde ne arıyor diye sormaz mı ya hiç yani? Şaşır yani. Cem? Abicim bakıyorum hala kurtulamamışsın bu trisik polisten. Eğer abicim çok rahatsız ediyorsa çayına iki tane uyku hap atayım, akşama kadar uyusun. Siz de ne bileyim, çatışmanızı yapın, operasyonunuza gidin. Takılın işte cevabimden. Saygılar. Kız Türkçe biliyor abicim. Türkçe biliyor mu abicim? Yapma ya. Saygılar. Efendim ben size şuradan halis mulis bir Türk çayı takdim edeyim. Bunu Mavi Ege'mizin iki kıyısındaki dünyanın en masmavi iki ülkesinin halklarının dostu adına kabul edin lütfen. Sen çok hızlı konuşuyorsun, ben anlamıyorum. Ne diyor bu abicim ya, hızlı konuşuyorsun falan. Bak daha ilk günden bozmayalım yani. Hadi abicim hadi, daha sırada bekleyenler var. Hadi tıkamayalım. Efendim yine de barıştan ümidimizi kesmemek lazım. Yani suyun ne tarafında olursak olalım sonuç olarak hepimiz aynıyız değil mi? Afiyet olsun. Pardon. Sen sadece bunu mu yiyorsun? Başka bir şey yemiyor musun? Dün gece biraz fazla kan kaybettim de herhalde. Onun için iştahım yok. Ben anlamadım. Ya biraz serum yiyince insanın iştahı kapanıyor herhalde diyorum. Ben yine anlamadım. Beraber birkaç operasyona gidelim. O zaman anlarsın. Ben seni korurum. Merak etme. Ne dedin sen? Efendim? Boş ver. Ver bana. İşte oldu. Sağ ol. Sen onu bana ver. Ver ver. Türk usulü. Sen de sağ ol. Bir şey değil. Memoli ne demek? Memoli, Mehmet Ali'nin kısaltılmışı. Yani aslında benim adım Mehmet Ali. Niye sana Memoli diyorlar zaman? Ne bileyim, öyle hoşuna gidiyor herhalde. Aslında ben bile bazen adım Mehmet Ali olduğunu unutuyorum.
Kendi memoli zannediyor. Ha bu arada yalnızca iş arkadaşlarım bana memoli diyebilirler, ona göre. Ben de senin iş arkadaşınım. Ha doğru ya. O zaman sen de bana memoli diyebilirsin. Memoli. Efendim? Su içer misin memoli? Zahmet olacak. Aman! Ebe eleni, ebe eleni. Ne dedim ben ya? Ebe eleni dedim. Ebe ne demek memoli? Efendim bunları arka masadan arkadaşlar gönderdiler abicim. Size böyle nezaketen hani naçizane bir hareket. Bu arada Eren Hanımcığım bunları size böyle alevli malevli bir şekilde getirmek isterdik ama burada imkanlarımız kısıtlı olduğu için bununla idare edeceksiniz artık. Ama bu kadarıyla bitmedi tabii. Buyurun. Efendim mesela çakmağımız da cebimiz de. Şuradan böyle bunları alıyoruz. Böyle yapıyoruz bunları abicim böyle bunları. Ay. Bunu böyle. Burada buraya taktıktan sonra. Efendim afiyetler olsun inşallah. Benden başka bir arzunuz olursa ben buralarda olacağım Memoli abicim. Bu ince davranışlarından dolayı arkadaşlara çok teşekkür ettiğimi söyleyiver abicim. Ne demek abicim, tabii ki. Bir dakika abicim, daha bitmedi. Bir de. Bunu da annem onlara iletiver abicim. Ne anlamda abicim? Yani buradan çıkıştı abicim. Memoli sizi tenha bir merdiven aralığında sıkıştırıp bu hale getirecek anlamında. Anladın mı abicim? Anlıyorum abicim. Anlıyorum. He. Bu arada buna yardım ve yataklık eden herkes de aynı şeye maruz kalacaklar abicim. Yapma ya. Yapacağım vallahi. Anam. O zaman ben abicim ben sizin notunuzu arkadaşlara ileteyim. Ayrıca bu arada atalarımızın elçiye zeval olmaz şeklindeki çok önemli bir atasözünü size hatırlatmak zorundayım Memoli abi. Saygılar sunuyorum. Sen de bittin abi. Senin de kurtuluşun yok. Sen de bittin abi. Anlıyorum abicim. Saygılar. Saygılar. Bu abicim bu memur abim nerede? Artık bunu yer misiniz yoksa farklı şekillerde mi kullanırsınız bilmiyorum. Eleni, sen beni burada birazcık bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Beni buraya kaçma! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.